1905 doğumlu Fransız filozof Jean-Paul Sartre'ın 20. yüzyıla damgasını vurmasının sebebi sadece Kierkegaard ve Heidegger'den etkilenerek geliştirdiği varoluşçuluk felsefesi değil, felsefeyle entelektüelizmi popülize etmesidir. Sartre için bu manasız hayattaki tek gerçek özgürlüktü. Ve her insanın gerçekte sahip olduğu tek şeyin bu olduğunu düşünüyordu. Yarın işe gitmeyebilir, her şeyi bırakıp uzaklaşabiliriz. Ve bunun önünde gerçek bir engel yoktur. Bu engelleri yaratan ve yıkılmayacağına inanan yalnızca insanın kendisidir. Özgürlük fikrine bu kadar bağlı olan Sartre, bu nedenle aşkı tehlikeli bulur. Öyle ki 1928'de tanışıp ölene kadar beraber olacağı yegane aşkı yazar Simone de Beauvoir'a asla evlenme teklif etmedi. Onun yerine birbirleriyle olan ilişkilerinin temel, geride kalan tüm ilişkilerinin ikincil olacağı bir açık ilişki teklifinde bulundu. Sartre ve Beauvoir bu fikri başkalarıyla yaşadıkları günübirlik, geçici ilişkileri birbirlerine anlatacak kadar benimsediler. Bu ilişkiler içinde en ateşlisi belki de Simone de Beauvoir'la Amerikalı yazar Nelson Algren arasında yaşandı. Nelson Simone'a kısa zamanda aşık olmuş ve bir yüzük hediye ederek "Şimdi bile seninle evlenmeye hazırım" diyecek kadar gözünü karartmıştı. Simone bu teklifi reddetti. Ancak Sartre'la arasındaki açık ilişki anlaşmasından bir haber olan Nelson'la ara ara görüşmeyi de sürdürdü. Birkaç yıl içinde Simone anılarında Nelson'la olan ilişkisi için geçici bir cinsel temas tanımını kullanınca Nelson sinirlenip "Pezevenkler bile filozoflardan daha dürüsttür" diyecek kadar sert bir yazı kaleme aldı. 52 yıl süren bu birliktelik Sartre'ın 1980 yılında hayatını kaybetmesiyle son bulmuş gibi görünse de Simone'un 6 yıl sonra Sartre'la aynı mezarı paylaşmasıyla hala devam etmektedir.